İstanbul Times TV özel YouTube kanalının gücü özgürlüğünde ve tarafsızlığında. Bizi izlemeye devam edin, gücümüze güç katın. Gündeme dair konularla ilgili her gün İstanbul'un bir ilçesinde vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Recep Tayyip Erdoğan deyince aklında ne geliyor? Ben Tayyipçiyim. Evet. Ben Tayyipçiyim. Ama İmamoğlu'na oy verdin. Niye verdim? Tayyip kendisi bilir. Niye verdiğimi de bilir. Evet. Abi bir şey derdim de ama Silivri soğuk ya. Evet. Teşekkür ederim. İyi bir şeyler gelmiyor dayı, boş ver. Tayyip Erdoğan, vallahi ne diyelim. Şimdi işsiziz bak burada, herkes işsiz. Yabancılar gelmiş burada çalışıyorlar, biz de boştan duruyoruz. Süreler diyor, nasıl olsa ay başı geliyor, biz gidiyoruz, kartımızı atıyoruz, paramızı çıkartıyoruz. Biz böyle bakıyoruz. Ha. Adamlar bak her yerden nargile içiyorlar, sigaranı içiyorlar, bizde bir şey yok. İçemiyoruz. Var, biz içemiyoruz, nereden geldiler? Türkiye Cumhuriyeti'nin lideri gerekiyor o. Yani adam bir şeyler yapmıştır, yapmamış değildir. Yani dese ki yolunu, yorgunluğu, tünelini, yani bir eser yapmıştır. İnşallah bu adamlar da gelir, bunlar da aynısını yapacaklar. Ya iyi bir lider ama yanlışları var. Her türlü adaletsizlik geliyor. Yani sarayla yapıyor, kendine saray yaptırıyor, sarayda kalıyor. Bu millet burada, buralarda yaşıyor. Küçük evlerde, aç, ekmeğe muhtaç. Valla adaletsiz geliyor. Ne geliyor? Adaletsiz geliyor. Erdoğan deyince Erdoğan bir camiyle 300 kişi gidiyor, 300 kişiyle camiye gidiyor. Halkın da kopuk bir insandır. Evet, halkınla kopuk diyaloğu yoktur Erdoğan'ın. Bir caminin Allah'ın evine gidiyor, 300 kişi polisine gidiyor, cami, kendi meclisine gidiyor, önce köpeklerini tarıyor, sonra meclisine giriyor. Kendi halkına kopuktur. Ama bir cumhurbaşkanı güvenlik olması gerekiyor. Ya güvenlik olması kendi halkında okun. Niye o kadar korkuyor ki ya? Tayyip Erdoğan deyince aklıma refahlık gelir, ferahlık gelir, gelir, bolluk gelir. Hani bolluk? Yani daha ne olacak yani? Teşekkür ederim abi. Daha ne olacak yani? Ya Recep Tayyip Erdoğan deyince sonuçta bu ülkenin cumhurbaşkanı. Halkın nasıl imamı eğer bir seçilmişse... O da halkın oylarıyla seçilmiş bir cumhurbaşkanıdır. Şimdi birileri halkı sokağa davet ediyorlar. Bu iyi bir şey değil. Hiçbirimize hiçbir faydası olmaz. Aynen. Hiçbirine zarardan bakın. Ülke mesela birilerini işte böyle olmuş diyorlar. Olmaması lazım. İnsanlarımıza saygı duymak lazım. Erdoğan deyince ne aklıma geliyor? Lider geliyor. Niye lider geliyor? Dünyanın lideri. Ve bir cumhurbaşkanı. Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı. Erdoğan cumhurbaşkanımızdır, onu bir şey diyemiyorum. Rahat geliyor. Bakın özyurtlar orada karşıda. Tuğla mı satıyordu özyurtlar? Tuğla satıyordu işte. Şimdi şu an Esenyurt dahil diyorsunuz. Esenyurt'tan tutun metrobüse kadar ihaleler kendilerindeydi. Bu kadarını söylüyorum yani. Akrabalar mı? Bilemem. Vallahi cumhurbaşkanımıza sonuçta ülkemizin cumhurbaşkanı sevgimiz saygımız sonsuzdur ama cumhurbaşkanı hep... Nasıl diyeyim sana? Yorum yapmak istemiyorum. Çünkü ülkemizde şu an... Korkuyor musun? Korku. Şimdi bazen kendi aramızda şu şekilde yorumluyoruz. Kul korkusu Allah'a sollamıştır. Onu demeye çalışıyorum. Yani doğruyu söyle... Bir daha söyle. Kul korkusu? Kul korkusu Allah'a sollamıştır. Çünkü doğru söylediğim bir sözcüğü akşamı birileri tarafından evinden alıp almayacağının garantisi yok. İnsanlar bir şey anlatırken evine gitmekten de korkuyorlar. Çünkü gerçekten ülkemizde şu an kul korkusu Allah'a sollamıştır. Yani o şekil yorumlayabilirim. Yani insanlar kullardan daha çok korkuyor. Allah'tan o kadar korkmuyorlar diyorsun. Şimdi Allah'ın tokatı direkt insanlara çarpmıyor. Ama bazıların vermiş olduğu güç olduğu gibi götürüyor yani. Yani biz de sonuçta aile geçindiren bireyleriz. Bugün ben 6 aydır işsizim. Sayın Berat Albayrak, yani Cumhurbaşkanımızın damadı, diyor ki 2019'da biz 2,5 milyon insan iş alanı açacağız. Bakıyorum ki ben işsizim, ben iş bulamıyorum. 2,5 milyon nereden iş bulacak veya o alanı nasıl açacak? Hani gerçekler mi beyanatlar? Gerçeklerle örtüşmüyor. Söyledikleri gerçeklerle örtüşmüyor yani. Ben şu an iş bulamıyorum. Esenyurt Belediyesi 6 aydır bile değil mi? 6 aydır işsizim. SSK'dan onlar istese istediği gibi sorgulayabiliyorlar.
Esenyurt Belediyesi'ne mesela kaç kere müracaat ettim iş konusunda. Ben iş bulamıyorum ama Suriyeli vatandaşlar şu an mevcut olan çalışıyorlar. Ben yerliyim. Nerede? Belediye mi çalışıyorlar? Nerede çalışıyorlar? Esenyurt Belediyesi'nde çalışan Suriyeli vatandaşlarımız var yani. Çünkü ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne meydanlarda çalışırken bunun tespitini de yaptık yani. Erdoğan deyince aklıma yüzük geliyor. Tamam, yüzük. Aklıma yüzük geliyor.